Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Buyurun çözümlere. ABCD bir eşkenar dörtgen ve x kaç derecedir diye soruluyor. 90 verilmiş ve bunlar da eşit verilmiş. Bunlar eşit verilmişse boşu boşuna verilmemiştir. Dikkat. Eşkenar dörtgen. E o zaman burası 2A. Bak 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? Hocam 30'un. 30 90 burası 60 geldi. Hocam 115'i kullanmadık. E burası kaç derece? 65 derece değil mi? Evet. Hocam 90 ise karşı tarafta 90 değil mi? Aynı öyle 90 65 ise buraya kaç kaldı? Şu ikisinin toplamı 90 yapacak. 25 kaldı. E hocam şuradaki açı da zaten 60 derece olduğundan dolayı. Karşı açılar birbirine eşit olduğundan dolayı. X artı 25 eşittir 60 ise. X'i de buradan 35 derece olarak buluruz. Yani cevap balıkesir oldu. Yukarıdaki noktalı birim kareli zeminde verilen desenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Hepsi 3 tanesi de birbirinin aynısı. Bir tanesini bulsak yeterli. Hocam burası birim kareli desen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim köşegen. Şu da birim kareli desen ya. 4 birim köşegen. Bunlar birim karelerin çizgileri üzerinde gittiği için 90 derece olacak. Bir tanesi 6, bir tanesi 4. 6 çarpı 4 bölü 2'den kaç tane var? 3 tane var arkadaşlar. 24 bölü 2'den 12 burası. 12 çarpı 3'ten de kaç çıktı? 36 çıktı. Cevap Edremit oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen ve 2 kök 2 kök verilmiş. O zaman burası 4 kök Her yere bir 4 kök yaz. E, 90'ın karşısı 4 kök ise hangi açının karşısı 2 kök 30'un hocam. E, 30, 60. Bir de bu açı ortay zaten köşegen olduğundan. Bu da 30, 30 oldu. Ne isteniliyor bizden? AC isteniliyor. E, bitti arkadaşlar. Niye bitti? Şu 30-30 olduğu için şöyle de diyebilirsiniz arkadaşlar. 30-30 e, 120 üçgeni var burada. 30-30 120 üçgeninden 4 kökse ise bunlar kaç kaç yaptı? Hocam 4'ü 4. E hocam şurası 90 burası da 90 ya. Hatta burası 30-30 burası da 30-30 ya. Burada da 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşısında 4 ise 90'ın karşısında kaçtır? 8'dir. Ama AC isteniyor bizden. AC uzunluğu da 8 artı 4'ten 12 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız Cihan oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen BD doğrusal demiş. Arkadaş köşegen çizilmişse ne yapıyoruz? Diğer köşegeni de biz çiziyoruz. Hop çizdik. Çizince ne oluyor? Köşegenler dik kesiyor. Ve birbirini ortalıyordu. Hocam bakın burada ne var? 15 17. Ne üçgeni? 8 15 17 üçgeninden burası 8 oldu. Hocam 8 ise burası da 8. ABCD eşkenar dörtgenin çevresi soruluyor. E burada ne var kardeşim? 6 8 10 üçgeni mi var? Evet. Bir kenar olsa çevresi de ondan 4 tane yok mu? Yani 40 yapar. Cevap denizli. Aşağıdaki makasların keskin uçları her biri A, B, B, C, C, D, A, D 15 birim olacak şekilde ne oluşturmuş? Bir eşkenar dörtgen oluşturmuş. B ile D noktalar arasındaki uzaklık 24 ise arkadaşlar e diğer köşegeni de çizsem diğer köşegende eşkenar dörtgen oldu ya bu diğer köşegenler köşegenler dik kesiyor ve burası 24 birimde. Yani burası 12 12 oldu. 12 15 üçgeni? 9 12 15 üçgeni. A ile C noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. 9 burası ise 9 burası. Toplamda kaç yaptı arkadaşlar? 18 yaptı. Yani cevap Balıkesir oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen 3 kök 5 ve 6 verilmiş. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Normalde şöyle yapabiliriz. Açılara da taşı gösterebiliriz aslında ama Eşkenar dörtgende yüksekler birbirine eşittir. Yani direkt burası 3 kök 5 diyebilirsiniz. Ya da hocam burası alfa iken burası da alfa mı? Alfa. Buraya beta diyecek olursam burası da beta. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşit. Şu üçgenle şu üçgen oldu? Birbirinin tıpkısının aynısı. Çünkü açılar eşit ve 90'ın karşısındakiler de eşit olduğundan dolayı. O yüzden alfanın karşısı ve alfanın karşısındaki uzunluklar birbirine eşit oldu. Yani yüksekler birbirine eşit arkadaşlar. Pisagor. Ama ben Pisagor'u şöyle yaparım. X'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3 kök 5'in karesinden mi yaparım? Artık alışın kardeşim alışın. Kızdırmayın beni. Gecenin bir vakti video çekiyoruz burada. Ne yapacaksın? 3. 3 kök 5 ile 6'daki ortak çarpanı bul. Hocam burası 3'ün kök 5 katı. Burası 3'ün 2 katı. O zaman x ne olacaktır? 3 kök diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 4 artı 5. 9 yaptı burası. O da 9 da 3 diye dışarı çıktı. O zaman 3 kere 3 9 yapar arkadaşlar cevabımız. Cevap Edremit oldu. Tamam. Buradan da işlem yapsan x'i sen yine 9 bulacaktın zaten. Çevresi 16 cm olan eşkenar dörtgen biçimindeki yeşil karton. Çevresi 16 ise 4'e böl 4 yaptı. Çevresi 24 olan eşkenar dörtgen biçimindeki bir mavi eşkenar dörtgen. O zaman 24'ü de 4'e bölsen 6 mı yaptı bir kenarı? Evet Bunları bulduk. Sonra ne diyor arkadaşlar? 4'e 6 bulduk arkadaşlar. Bak burası 4, burası 6. 6, 4, 2'yi şöyle bir yazalım isterseniz. Bu kartonlar aşağıdaki biçimde sarı eşkenar dörtgen biçimdeki kartona yapıştırılıyor. Son durumda ABC noktaları doğrusal. E arkadaşlar bu eşkenar dörtgen mi? Evet. Hocam burası 4 burası da 4. Şuraya bir X diyecek olursam. X'i bulursam olay bitti mi? Bitti sarı kartonun bir kenarı isteniyor zaten. Hocam burada bu eşkenar dörtgen olduğu için karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Yani bir temel orantı var mı? Var. Bunun tamamının oranı. x bölü x artı 4 eşittir. 4 bölü 6 değil mi arkadaşlar? Sadeleştir. 2'ye 3. İşler dışlar. 3x eşittir. 2x artı 8'den. x de buradan ne geldi? 8 geldi. Hocam x'i 8 bulduk. 8, 4 ve 6'nın toplamı kaç yapıyor burası? 18 yaptı arkadaşlar. O zaman cevabımız denizli oldu. ABCD bir eşkenar dörtgen 135 verilmiş. Burası da karşıda 135 derece olacağından dolayı arkadaşım buraya kaç derece kaldı? 45 değil mi? Evet. Yok 45 olur mu? 60. 60 90 sa burası 30. Evet. Burada bir 30 60 90 üçgen çıktı ve bütün kenarların da şöyle eşitliğinde gösterelim arkadaşlar. AB'nin benim burada ise 135'te. Değil mi? Gençler. Evet. Şimdi başka bir yerde açı yazabiliyor muyum? Evet yazabiliyorum aslında. Hocam burası 135 ise ya da burası 135 ise burası 45 derecedir. Buraya kaç kaldı? 15 derece kaldı. 135, 15 daha. 150 buraya ne kaldı? 30 kaldı. 30'un mantığını kullanayım. Hocam özel açının mantığını kullandığımız zaman her zaman sonuca ulaşıyoruz. 30'un mantığını nasıl kullanırız? Başka neresi verilmiş? Hocam bir de burası 45 derece e, 4 kök altı olarak verilmiş. Peki ne yapacağım ben burada? 30'un mantığını kullanmak için ya buradan dik çizeceğim olmadı ya da şuradan dik çizeceğim. Buradan çizdiğim dik dışarı düşüyor sadece. Hop şöyle. Hocam burası 45 oldu. 45 90 ise burası da 45 oldu. Bakın büyük üçgen 30 60 90 üçgeni. 90'ın karşısı 4 kök ise 30'un karşısı ne olacaktır? Yarısı 2 kök 6 olacaktır. E tamam. Şimdi arkadaşlar burada da ne çıktı? Bir ikizkenar dik üçgen çıktı. Değil mi? Aslında evet x kenar dik üçgen 2 kök 6 2 kök 6 o zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar burası da 2 kök 6'nın kök 2 katı olacaktır 2 kök 6'nın kök 2 katı 2 kök 12 yapar bu da 2 kök 3 olduğundan 4 kök 3 oldu hocam burayı 4 kök 3 bulduk işte bir kenar 4 kök 3 ise o zaman burası da 4 kök 3 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yarısıdır 2 kök 3'tür 60'ın karşısında x 2 kök 3'ün kök 3 katıdır yani bu ne yaptı arkadaşlar? 6 mı yaptı? Cevabımız akçay oldu arkadaşlar. ABC'de bir eşkenar dörtgen ve eşkenar dörtgenin her bir kenarı kaç verilmiş? 10 verilmiş. Arkadaşlar köşegen verilmişse tabi burada öncelikle ne var? Bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 5'e 10. 1'e 2. 4 ise direkt burası nedir? 8 yazabiliriz arkadaşlar. Tamam. E, köşegen uzunluğu belliyse diğer köşegenin çizmenin de ne kadar önemli olduğunu artık anladınız arkadaşlar sorularda. Hocam köşegenler birbirini ortalıyor. Tamam. E, 12'yi de ortalayacak. 6'ya 6 olacak. O zaman buraya 2 kaldı. Hocam 6, 10. Ne üçgen 6, 8, 10 üçgeni. Tamam. Şurada artık bir pisagor yapabiliriz. Hocam burası 2 ve 8'in kareleri toplamından ya da 2 çarpı 1 burası. Değil mi? Hocam burası da 2 çarpı 4 burası. E, o zaman burası da 2 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 4'ün karesi. Yani kaç çıkıyor arkadaşlar? 16 artı 1'den 17 çıktı. 2 kök 17 çıktı. E gençler kelebekteki oran 1'e 2 değil miydi? Kelebekteki oran 1'e 2 idi. X ise burası da 2x'tir. Yani 2x eşittir 2 kök 17 ise x'i de buradan kaç buluruz? Kök 17 olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız denizli oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen tamam hocam bu köşegen çizilmiş köşegen açı ortaydır. Hocam bu da açıortaydır. Hocam bu 90 ya bak burası 90 karşısındaki 90'ı da yazın şöyle kardeşim. İşine yarar yaramaz bilemeyiz. Bakalım. Şimdi burada 3 ve 6'yı kullanacağım. E o zaman ben buradaki üçgende açıortayı kullanacağım büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu açı ortayda sol tarafında ne kadar oran var? Hocam 6 bölü 3 yani 2 bölü 1. O zaman burası 2K ise burası K mıdır? Buradaki açı ortaydaki oranlamada evet. Şimdi Pisagor bağıntısı yapacağız. 2K'nın karesi eşittir. K artı 3'ün karesi artı 6'nın karesi deyip işlem 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 K'yı bulacağız. Ya kardeşim 6 varsa ne üçgendir büyük ihtimalle hisset. 6, 8, 10 üçgendir. K yerine 5 yazarsam burası 8 yapıyor. Burası da 10 yapıyor mu? Yapıyor. Evet K'yı buradan da işlemle de 5 bulabilirsin. Sıkıntı yok. Evet madem 10 burası. Burası da 10. Burası da 10. Yani buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Hatta burası da 10. Şimdi benden ne isteniyor arkadaşlar? Bu üçgenin alanı. He, bak üçgenin alanına geldik. Bir üçgenin alanı neydi? 90 derece falan varsa taban çarpı tabanına ait yükseklik bölü 2. Şu üçgenin tabanı olarak bir tek 10 verilmiş. 10 tabanına ait yükseklik çizeceğiz o zaman. Hocam şöyle bir yüksekliği çizecek olursam. Aaa çizecek olursam. Bak iyi ki burada 90'da yapıştırmışım. Niye? Açı ortay kollara çizilen eşit değil mi gençler? Evet. Beşgen burası da 5'tir. Yani AFB üçgenin alanı 10 çarpı 5 bölü 2'dir. En basit kısım alanı bulmaktır zaten. Cevap kaç çıktı o zaman? 25 çıktı. Yani balıkesir oldu. Şekil 1'de kenar uzunlukları birbirine eşit ve 6 santimetre olan düzgün altıgen ve eşkenar dörtgen. Arkadaşlar düzgün altıgen ve eşkenar dörtgen ve birbirine eşit ve 6 santimetre olarak verilmiş. E Şekil 2'deki sarı olan bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bunlar birbirine eşit ya. Tam böyle üstüne kondu. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Burası da 6, burası da 6. Ne yapabiliriz biz burada? Gençler, şu köşegeni bulacağım ve diğer köşegeni bulacağım ve böyle bir kolye yapmışım. Böyle bir kolye yapmışım. Tam ortaya koyduk hocam diyebilir miyiz? Valla ortaya koysan da koymasan da sonuçta şu köşegen çizdiğin zaman bunlar dik ya. Yani bu simetri ekseni boyunca olacağı belli zaten arkadaşlar. E tamam olay bitti o zaman. Burası 60 simetri ekseninde 12 olacağını biliyoruz. Şimdi hocam burası 90. Başka bir şey var mı burada? Eşkenar dörtgen. Bu açı açıortay ne yapabiliriz burada? E hocam ben şunu bulabilirim şurayı bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Hocam o şuraya eşit. Burası da 120 ve 30 30 olduğundan dolayı 6 6 6 kök 3 yani şu köşegen 6 kök 3 oldu arkadaşlar. Hocam burası 3 kök 3. soru çıktı. Burası da 3 kök 3. Bak Pisagor bağıntısı. Hocam burada Pisagor bağıntısı yapalım bakalım. 3 kök 3 ve 6 olduğu için hani e, yarısının kök 3 katı. Aslında burası da Pisagor'dan 3 çıkacaktır. Direkt ben 30 60 90'dan gördüm. O zaman burası üçgen burası da üç. O zaman alan ne yaptı arkadaşlar? 6 kök üç çarpı 6. Eşkenar dörtgenin bir köşegeni 6 kök 3. Diğer köşegeni 6. Bölü 2 yapacaktır değil mi? Köşegenler çarpının yarısı. Yani ne çıktı arkadaşlar burada? 36 9 kök 3 mü geldi? Evet cevabımız pardon 36 bölü 2'den 18 kök 3 geldi arkadaşlar. Yani cevabımız akçay ah oldu.